Şimdi o zaman sağlıksızlığımızın, sağlıklı olamamamızın, hasta olmamızın en büyük sebebi bizim sağlıksız beslenmemiz. Yani doğru beslenmememiz ya da mizaca göre beslenmememiz. Evet, Doğru mu? doğru. Ve Yani tansiyon da böyle, her şey böyle. kanser de böyle, baş ağrısı da böyle, diş ağrısı Bel da böyle, ağrısı da öyle. hemoroid de Her böyle, şey. her şey böyle. Her şey öyle. Şimdi ben size bazı örnekler de vereceğim. Mesela kan grubu sıfır. Kan grubu Kan sıfır. grubu sıfır alanların mide çok kuvvetli ve mide suyu çok üretiyor. Safra da yakıcı, sıcak ve yakıcı. Et için yaratılmış. Bu mide et için yaratılmış. O bize bağlı değil. Yaratılışımız öyle. O zaman kan grubu sıfır alanlar et yemeli ve et biraz yağlı. Çünkü en hafif yemek için onlar biraz yağlı et ve proteinler, başka proteinler. Diyelim ki kan grubu sıfır sahibi et yemiyor. Et yemiyorsa o zaman mide asidi, mide suyu kullanmıyor. O mide suyu ne yapar? Mideyi bozar. Mide bozulursa o zaman hazım başlangıçtan bozuldu. Mide de hazım bozuldu, bağırsaklarda da hazım bozulmaya devam ediyor. Sonra karaciğere geçiyor, sonra kana geçiyor, sonra hücrelere yayılıyor. Hastalıklar, bütün hastalıkların sebebi oluyor. Evet. Ve bana hastalar geliyor, kan grubu giyiyorum, kan grubu. O zaman ben tahmin ediyorum. Bu insanda var, beslenmeye bakıyorum. Beslenmeye baktım, kan grubuna baktım. Tahminen biliyorum, onun hastalıkları biliyorum. Şimdi bu sıra dışı bir, yani farklı bir bakış açısı. Yani özetle diyorsunuz ki insanların beslenmeleri kan gruplarına göre olmalı. Doğru mu anladım? Mizaca göre ama mizaca en yakın kavram kan grubu. Kan grubu. Çok basit bir sistem kan grubu. Evet. Yani şimdi sıfır grubu için söylenecek tek şey et mi yemeleri? Hayır, tek şey değil. Yani başlıcaları Evet, nedir? başlıca. Ve yasak alan yiyecekler bu süt ürünleri ve buğday ürünleri. Süt ve Süt ve unlu buğday. Buğday ürünleri. mamuller, buğday ürünleri Buğday, yasak. ama buğday genetiği değiştirmişse o zaman kesinlikle yasak. Çünkü kan grubu sıfır zaten buğday ile problem yaşıyor. Ama eski buğday cinsleri yiyebilir. Tabii ki fazla almamak şartıyla. Ve süt ürünleri. Süt ürünleri de iyi değil kan grubu sıfır alanlar için. Çünkü safra çok sıcak ve yakıcı. O süt ürünleri yakar ve kireç üretir. Şimdi çünkü biz görüyoruz. Kan grubu sıfırda en zayıf nokta mide ve kireçleme. Bütün vücutta kireçleme. Bel fıtığı, boyun fıtığı, dizlerde problem. Evet. Bu hiç yemeyecek anlamına gelmiyor, değil mi? Yok, bu hiç yemeyecek anlamına Yani gelmiyor. beslenme tarzı ağırlıklı olarak et Ağırlık tabii olmalı. ki. Ağırlıklı proteinler. Protein alalım. Bu balık alabilir, et alabilir, Tavuk. taze yumurta alabilir, herhangi et alabilir ve yeşil Yeşillik. sebzeler. Evet, sebze ve meyve zaten herkes uygun, herkes için uygun.